Ağaçlar da yanında. Bahar belki ya inanmıyorum. Hep beraber oturuyoruz. Elibol ailesi yine tarihi günlerinden birini yaşıyor. Herkes burada ya. Tabii tabii. Böyle bin yılda bir gezegenler falan aynı hizaya geliyormuş ya. Bence Eliboların bir araya gelmesi daha enteresan bir durum ya. Ha anne, denetime ne zaman gelecekler? Bir şey söylediler mi? 15 günde bir dediler ama. Hayır, daha var. Ha, ama böyle arada habersiz de geliyorlarmış. Çat kapı yani, kontrol için. Ha, çok meraklılar ya, habire habire gelirler artık. E çocuklar emin ellerde mi öğrenmek istiyorlar, şartlar düzgün mü görmek istiyorlar. Haklılar da bence. Çok başı boş kalmış çocukların. Sen yarın sabah erkenden git bir iş bul kendine Fikri. Efendim? Ne efendimi be? Bütün gün yattın. Git sabah bir iş bakın. Üstüme iyilik sağlık ha. Ya ben bu saatten sonra ne iş bulacağım ha? Hiç acımıyor musunuz siz bana ya? Hem sen bir tomar parayla gelmişsin, ne iş? Bu parayı niye karıştırıyorsun canım? Bundan sonra çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapacağız. İşse iş. Baba, istersen bir su getireyim. Ama çok öksürüyorsun. Sana bir öksürük şurubu alayım ya. Kaç gündür böylesin. Abla, ben Müjde'ye söz verdim. Müjde'yle buluşacağım, tamam? Tamam. Ablandan önce bir bize sorsaydın ne olur? Müjde kim? Arkadaşım. E getir bir gün tanışalım o zaman. Tanıyoruz biz. Olsun. Ben de tanışırım. Ne var bunda? İyi tamam. Tanışın. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Dur geçeyim ben sana. Fikrini öksürdün be ağzıma ağzıma. Kalk git suyu içiyorsun. Ne yapıyorsun yap hadi. İyi akşamlar. Bir nasılsınız diye bakmaya gelmiştim. Ne haber Ahmet? Bir saniye bekle montumu alayım geleyim. Tamam. Sen annemin geldiğini niye söylemedin bana? Yani özel bir sebebi yok. Ben bu kadar kalacağını düşünmedim. Bir de sen geldiğin zaman gitmiş olursa geldiğini hiç bilmemen daha iyi olur diye düşündüm. E çocuklar söyleyecekti bana nasılsa. Çocuklar o zaman yoktu ki Filiz. Zaten ben bu annenin mahkeme olayını, velayet falan bilmiyordum yani. Yeni öğrendim. Benden özellikle gizlemedin yani. Aşk olsun Filiz ya. Niye öyle bir şey yapayım? Ben yani seni üzül istemedim. Anladım. Sen iyisin değil mi? Her şey yolunda mı? İyiyim. Sen? Yani fena değil. Yarın sabah geleceksin değil mi bizim eve? Annemin gönlünü almaya, elini öpmeye. Elini öpmeye. Geliyorum dedim ya Cemil sabah. Tamam tamam. Sevinecek şimdi gelinini görünce o da. İyi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Tövbe yarabbim. Vay vay vay. Demek öyle. Öf, 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 öf.
Selam. Ne haber? İyi, senden? İyi, ben de. Nasıl gidiyor? Şimdi bir aile bir arada olmak falan nasıl bir his? Yani gerçek gelmiyor tabii çok. Mutluyum ama mutlu olmaya da korkuyorum gibi. Annem bugün müjdeyle tanışayım dedi ya. Böyle normal bir anne gibi. Hadi ya. Tanışırız o zaman. Tanışırız. Asıl ben sana ne diyeceğim? Hani iş bakıyorduk ya. Hı. Ben iş buldum ikimize. Süpersin Müjde ya. Ne işmiş? Ya markette ürün tanıtacağız. Ürün mü? Evet. Tanıtırız. Tanıtırsın. Ne var? Yani. Bu ürün deriz, alın bunu deriz. Bunu almayacaksınız, hangi ürünü alacaksınız? Yani. Yaparız yani. Bence de. Heh, geldin mi? Hemen otur sofraya. Buz gibi oldu yemekler. Vallahi çok açtım anacığım. Çok güzel şeyler yapmışsın. Eline sağlık. Bütün gün hiçbir şey yiyemedim ya. Of. Çorba da çok güzel görünüyor. Ah, Allah'ım sana çok şükür. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hayırdır anneciğim? Ne bu halin? Hayırım mı var oğlum? Bu kadar olaydan sonra. Bir hazırlık, bir telaş evlendirdim seni. Yine biz oturuyoruz evde. Nerede o karın olacak Filiz? Ha. Yarın sabah gelip elini öpecek, merak etme. Şimdi Şükran abla geldi, çocuklara falan kavuştu ya. Bir sürü onlarla kalacak. Böyle saçma şey olur mu? Bir kadının yeri kocasının yanıdır. Onun evi artık burası. Ya hemen buraya çıkar gelir ya da öyle el etme falan istemiyorum. Böyle gelin olmaz olsun. Ya anneciğim niye böyle yapıyorsun? Kızın yaşadıklarını biliyorsun, başına neler geldi. Biraz anlayışlı olsana ya. Olamam efendim. Ben böyle evlilik görmedim ömrümde. Sen nasıl bu kadar rahatsın anlamıyorum. Bu kızın her türlü rezilliğine müsamaha gösteriyorsun. Hayır anne, aslında sen her yaptığını kusur buluyorsun. Hayır, ben çocuklarla olmasına karışmıyorum, onlarla kalmasına. Sen niye karışıyorsun ki? Kocası olan benim. Gel yemeğini ye. Afiyet olsun sana, iştahım kalmadı benim. Ano, eyvallah. Koy böyle baba. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kahvaltı edelim deyince ben de bir şey sandım. Ne güzel kahvaltı ediyoruz işte, yesene. Savaş, sen beni niye çağırdın bugün buraya? Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Oğlum bir baksana sen bana. Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Ne demek düğünden gelin kaçırmak? İki gün sonra kalkmış, anne gel kahvaltı edelim, çay içelim diyorsun. Ne demek bunlar? O iş tam olarak öyle yani. Ay sen benim yüreğime indirmeden rahat edemeyeceksin. Oğlum eve polis geldi diyorum. Senin oğlun benim karımı kaçırdı dedi. Bak, o durum tam olarak kontrolüm altında. Tamam. Hem birini kaçırmış olsam bu kadar rahat geziyor olabilir miyim ya? Ne alıp veremediği var seninle o zaman o Cemil denen adamın? Ya sen şimdi boş ver Cemil'le. Ben başka bir şey demek için çağırdım seni. Ay ne olur, kötü bir şey söyleme. Duydun mu? Kötü bir şey söyleme bana Savaş. Anne ben okula dönüyorum. Nasıl? Bayağı. Tıp fakültesine geri dönüyorum. Kaydımı yenileyeceğim. Bitireceğim okulu. Sevinmedin mi? Okula dön, okula dön diyorum lan. Dönüyorum işte. Ay sevinmez olur muyum Savaş? Çok sevindim. Bravo sana. Bravo oğlum. Merak etme anneciğim. Her şey yoluna girecek.
Ben hallediyorum kızım. Kutlarım bırak. Basket antrenmanım vardı abla. Takımdan geri kaldım. Çalışmam lazım. Tamam. Sen? Ben de işte Fiko'yu bırakırım idmana. Oradan da markete geçerim. Tamam canım. Ben de kaçtım zaten. Ya sen nereye ya? Abla dedim ya, Müjde iş ayarladı. Ona gideceğiz. Ha tamam tamam. Hadi kolay gelsin. Fikret. Dur oğlum gel. Antrenmandan sonra acıkırsan büfeden kendine bir şeyler alıp atıştırırsın. Olur mu çocuğum? Ah. Teşekkür ederim anne. Fiko, çıkışta ben alacağım seni, tamam mı ablacığım? Tamam abla. Al kızım, bu da senin. Teşekkürler anne. Kiraz, sen nereye ablacığım? Ben yurda gideceğim ya Tülay ablayla. Ceylan'ı ziyaret için. Tamam canım. Dur bekle. Birlikte çıkalım. Sana da aşık verdim kızım ama artık evli barklı kadın sana yakışık almaz. Biz ne zaman para aldık senden ya? E hadi kolay gelsin. Tülay abla. Barış abi. Prenses. Nasılsın? İyisin. İyi. Geldim Kiraz'cığım. Tülay. Kiraz sana emanet. Tamam canım. Kiraz'cığım. Üzme Tülay abla, tamam mı? Tamam abla. Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu, kimmiş? Filiz. Gelsene ya, geç. Hoş geldin. Anacığım, bir şey demeyecek misin? Bak kız neler yaşadı. Geçmiş olsun.
Neler çektik biz de burada bir bilsen. Rezil kepaze olduk. Ben hastanelere kaldırıldım. Böyle rezalet görmedim ömrümde. Filiz biliyor zaten neler yaşadığını anne, ben anlattım. Yani olayda hiçbir suçu olmamasına rağmen senden özür dilemek istedi, o yüzden geldi. Ben özür dilerim. Geçti gitti diyelim. Kötü bir zaman. Değil mi? Düşünmeyelim bunları. Sen düşünme tabii. Hatta evli olduğunu bile sildin kafandan galiba. Unuttuysan hatırlatayım. Senin evin artık burası. Fatma teyze. Anne. Efendim? Bana anne diyeceksin. Anne. Biliyorsunuz kardeşlerim yurttaydı. Yeni geldiler. Annemin de durumu malum. Bir düzene sokalım evimizi. Duruma göre bakarız. İnşallah. Annem de ileri geri konuşmuş, kusura bakmayın. Olur öyle şeyler. Ben elinizi öpeyim, bitsin gitsin, olur mu? Asım yaptı değil mi sana bunu? Nerede? Mehmet, hayır, hemen git buradan. Asım mektubu buldu. Benim yazdığım mektubu mu? Oo, Hikmet Efendi hoş geldin. Gel lan benimle. Asım abi. Gel lan gel. Sakince konuşalım abi böyle. Oğlum gel. Abi. Asım. Esra gir içeri, fena yaparım. Sakinlik falan bitti aslanım. O toptancı Selami'yi bulacağım, öldüreceğim, sen de bana yardım edeceksin. Abi dur, ne yapıyorsun? Namusumu temizliyorum lan. Karıma sarkmak neymiş göstereceğim o şerefsize. Aslan abi ben yanayım. Hikmet sen benim kardeşim sayılırsın. Bana yardım etmezsen seni de silerim. Ara şu herifi gelsin. Abi belki... Ara benim lan! Tamam abi, arıyorum abi. Ah, hoş geldiniz Mustafa Bey. Filiz, sen de hoş geldin. Şimdi daha iyi misin? Evet. İşte grip salgını var malum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Filiz, ne oldu? Ben bir şey rica edecektim de sizden. Biliyorum, yeni başladım. Birkaç günde gelemedim ama. Benim avans rica etmem gerek de sizden. Kiramı ödeyeceğim. Tamam. Muhasebeye uğra versinler. Ay sonunda düşeriz. Öyle mi? Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu ne ya? Ben bunu mu giyeceğim? Evet. İyi de ben hareket edemem ki bunun içinde. Nasıl dağıtacağım onlara? Ya sen bir şey dağıtmayacaksın zaten. Maskot kanalına girip çocuklara şirinlik yapacaksın. Müjde dağıtacak.
işte, bu ne? Hadi hadi oyalanmayın, hadi giyin. Geç kalıyoruz. Bu tek. Ne eteği ya? Bence sadece et kısmı bu. Gitti, dur. Ya Rahmet saçmalama. Adamlar özellikle bunu giymemi istediler. Kıskançlık yapmanın sırası değil şimdi. Para kazanıyoruz şurada. Tamam, işte şuna bak ya. Ben bunu giyeceğim, madar olacağım burada. Sen bu eteği giyeceksin. Ben çıldırırım burada ya. Ya Rahmet sen salak mısın? 200 saat duracağız şunun şurasında. Ya Müjde ya. Hadi hadi itiraz etme de giy şunu. Ne işlere soktun bizi ya? Şunun arkasında dur bari. Şuna bak ya. Evet arkadaşlar. Şimdi az takımdakilerle turnike ve top sürme çalışacağız. Siz kukaları dizin, diğerleri çıkabilir. Fikret. Gel. Sen az takımda değilsin, çıkabilirsin. Nasıl hocam? Ama ben az takımındayım. Fikretciğim, top hakimiyetin çok zayıflamış. Seni bu halde az takıma alamam. Ama hocam, atışlarım hala iyi. Yurtta da çalıştım. Yani Fikretciğim biliyorsun maç süresince devamlı sabit durup atış yapma şansımız yok. Sen moralini bozma. Boş zamanlarında düz koşu çalış, turnike çalış. Formun düzelecektir. Tamam? Tamam hocam. Kamp alacaksınız değil mi? Semestirdeki. Şimdilik bilemiyorum. Çalışman lazım. Sen moralini bozma. Çalışmaya devam. Tamam mı? Hadi bakalım. Tamam hocam. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Filiz, bütçe raporlarını sana mail olarak attım. Çıktısını alıp birini Mustafa Bey'e, diğerini de Nafiz Bey'e verir misin? Tamam, tabii. Hemen. Merhaba Savaş Bey. Ah, merhaba Bülent Bey. Şey için rahatsız ettim. Dün Filiz Hanım işe gelmedi ya. Hani bir sorun olur mu, bir sorun oldu mu diye onu merak ettiğim için aradım. Size böyle mesai saatinde meşgul ediyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Aklınız kalmasın Savaş Bey. Filiz Hanım belirtti zaten hastalandığı için gelemediğini. Sorun yok yani. Siz merak etmeyin Savaş Bey. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim tekrar. İyi günler Savaş Bey. İyi günler. Filiz, bir şey mi oldu? Geçen ayın bütçesi. Tamam, teşekkür ederim. Mustafa Bey, tam olarak kimin vasıtasıyla aldım ben bu işi? Savaş Aktan mı? Yani Tufan Bey'le ikisi aracı oldu diyelim. Anladım. Ben torpille haksız yere yarı işgal etmek istemem. Hak eden birini alırsınız işe. Avansı da iade ederim ben. Biz senden çok memnunuz. Evet Savaş Bey aracı oldu ama sırf biri rica etti diye de bu kadar işi becerisi birine emanet edemeyiz. İçini rahat tut. Avans olayında hiç merak etme. Ay sonunda maaşından düşeriz. Tamam? Sağ ol. Kalkmış ya. Gel sen otur azıcık. Ay Fikri hadi. Daha ne kadar yatmayı düşünüyorsun acaba? Ölene kadar. Aa, hadi gel asıl sen otur şuraya. Burak, işim var. Senin ne işin var? Ya çok özledim seni Şükran.
utanç kalpli kadın, sen beni hiç özlemedin mi? Hı? Bak Fikri, son kez söylüyorum. Söyle. İş bulmuyorsan bu işi unut. O işle bu işin ne alakası var ya? Ya beni kapının önüne gelip çağırdılar da ben işe git dedim sanki. İş vardı da ben yapmadım. Allah Allah. Afiyet olsun çocuklar. Gerçek portakal parçacıkları var bunun içinde. Annenize söyleyin, size gelip bunlardan alsınlar. Anlaştık mı? Tamam abla. Bu portakalın içinde A, B mi var? Yok baba. C vitamini var çocuğum bunun içinde. C vitaminiyim ben. Çocuk değil, canavar bunlar. Sensin o canavar. Ha, sensin canavar, sensin. Sensin. Rafa bak, duyuyor musun? Ya çocuğa rezil ettin beni ya. Çok yakıştı ha Rahmet. Bir fotoğrafını mı çeksem? Ne fotoğrafı? Müjde. Ya Müjde benim mahalleye madara edeceksin. Islık mı salıyor bu sana? Dur, dur. Buyurun, almaz mıydınız portakal suyunu? Sen mi sıktın bunları? Yok, kutu da bunlar gördüğünüz gibi. Kutuyu gördük, evet. Güzel. Ne diyorsun lan sen? Sana ne oluyor lan portakal? Gösteririm ben sana şimdi portakalı nasıl... Dur, dur, dur. Dur, sakin ol. Sen şimdi portakal suyunu sevdin mi arkadaşım? Sevdim. Beraber içeriz istersen. Olur. Sen al bundan birkaç şişe içeriz. Yürüyün lan. Ya Müjde, sen ne yapıyorsun ya? Ya bu işin olur bu. Bak kaç şişe birden aldılar. Bir saat hepsini satar çıkarız burada. He, bir saat daha kuyruk sallayacaksın yani burada. Ne diyorsun sen ya? Ne biçim konuşuyorsun? Ne kuyruk sallaması? Sen ne biçim şeyler yapıyorsun ya? Ne bu hareketler? Hey, buyurun. Çok güzel portakal suları var. Almaz mısınız? Tabii. Teşekkürler. Afiyet olsun. Güzel kuyruk salladın mı, oldu mu? Hadi kapat orayı. Hadi gidiyoruz, yürü. Sen istersen gidebilirsin. Ben istediğim zaman gideceğim. Beraber gidiyoruz Müjde. Ya sana ne ya, sen bana karışamazsın. Sen de aynı babam gibisin. Tek bildiğin beni kısıtlamak. Ha öyle mi? Başlarım lan şimdi portakalına da işine de be. Hoş geldin, ne haber? Hoş bulduk Barış abi. Bir şey mi oldu? Yüzünden ne? Senden yardım isteyecektim bir konuda. Tabii tabii, gel oğlum, gel. Ben alırım, gül sen. Oha Barış abi, evi çok güzel olmuş. Beğendin mi? Beğendim, vallahi çok beğendim hem de. Madem buradayım, bir şekil düzen vereyim dedim eve. Siz de gidiyorsunuz, rahat rahat oturun diye. Burada mısın? Hı-hı. Gitmiyorsun yani, öyle mi? Gitmiyorum, otur bakalım hadi. Ay. Ya işte toparladım da bir iki eksiği var evin. Sen yardım edersin artık bana. Komşuna yardım eder misin? Ederim tabii, niyetliyim. İyi, hadi çıkar üstünü anlat. Dolapta meyve suyu var, ister misin? Yok Barış abi, sağ. İstersen alırsın. Anlat bakalım. Barış abi. Koç beni az takımdan çıkarttı. Yapma. Nasıl, niye? Ya top hakimiyetim gerilemiş. Turnikede de zayıfım. E burada değildin ya. Soğudun haliyle. Öyle de durumu düzeltemezsem semestrede ilk kampa da gidemeyeceğim. Olur mu öyle şey ya? Aa, deli misin sen? Çalışacaksın. Ben seni çalıştırırım. Sen mi çalışırsın? Çalıştırırım tabii. Ne zaman? Şimdi. Şimdi mi? Evet. Niye vakit kaybedelim ki oğlum? Sizin okulda spor salonu vardı değil mi? Var. Çalışırsa bir şey demezler.
Demezler. İyi, ben eşofmanlarımı giyeyim geleyim. Takma kafanı. Her türlü çözeceğiz meseleyi, okey? Ben de. Hadi bakalım. Barış abi, ben meyve suyu alıyorum. Bana mı? Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ya sever misin bilemedim bunu ama Kiraz çikolata sevdiğini söyledi. Çok severim bunu. Fıstıklı. En sevdiğim. Anlatsana biraz. Nasıl gidiyor? Derslerin nasıl? Çok iyi. Biliyor musun Tülay abla, Türkçe sınavından en yüksek 30 ben aldım. Gerçekten mi? Aferin sana. Aferin. Ben sana söylemiştim. O kadar fazla çalıştın ki tabii ki alırsın. Eve gidince ablan abin sevindi mi Kiraz? Çok sevindiler. Annen de geldi değil mi? Ne güzel. Kiraz sen çok şanslısın ya. Evin, annen, kardeşlerin falan var. Tülay ablalar da var. Sen de bize gel bir gün, hep beraber otururuz. Gerçekten mi? Evet. Ama nasıl izin alacağız ki? Tülay abla sen izin alabilir misin? Bilmem. Bugün izin vermezler herhalde ama çıkışta bir konuşalım idareyle. Bakalım ne yapabiliyoruz. Gerçekten mi? Tabii canım. Şansımızı bir deneyelim değil mi? Zaten izin çıkarsa sana haber de veririz. O zamana kadar sürekli ziyaretine geliriz. Öyle değil mi? Teşekkür ederim Tülay abla. Kuzum. Lan kahveci. Ha. Oğlum geldiğimden beri bir şey içer misin diye sormuyorsun. Ayıptır ya. Biliyoruz ne içeceğini de ondan sormuyoruz herhalde. Hem sen ne yapıyorsun ya burada? Ha? Karın evde, çocukların evde. Sen niye buradasın? İşte cevap soruda gizli. Çünkü ben kalabalıktan hoşlanmıyorum. Basıyorlar, basıyorlar. He, burası çok sakin zaten. Alo, ne yaptınız gülüm? Ha, iyiyim aşkım. Yurttan çıkıyorum da şimdi. İdareyle konuştum Ceylan'ı eve getirebilmek için. Ya dediler ki koruyucu aile diye bir şey varmış. Onlara izin çıkıyormuş ama biz izin alamıyormuşuz. Tülay, ben sonra arayayım mı seni ya? Aa, ya konuyu bile açtırmıyor bana. Yurt dedim, suratımı kapattı. Tülay abla üzülme ya. Belki başka bir yolunu bulursunuz yurttan izin almak için. Annemin yaptığı gibi falan yani. Bilmiyorum ki. Selamünaleyküm Tufan kardeş. Ya arkadaşım, benim artık sizinle konuşacak bir şeyim kalmadı. Bize konuşmaya gelmedik zaten. Tahsilata geldik. Ya bende öyle bir para yok. Yok. Vay, vermiyorum diyorsun yani. Bakıyorum da bayağı inatçısın. Ama o inadını kırmasını bilirim ben. Vallahi benim inadı öyle kolay kolay kıramazsınız, ben söyleyeyim. İşinize bakın abicim. Demek öyle. Peki. Sen kaşındın Tufan. Bir sonraki gelişimde sıkıntıya gireceksin. Haberin olsun. Sana bir gün mühlet. Düşün taşın, sonra pişman olma Tufan. Hadi bakalım. Yürün lan. Şişt lan Tufan. Gördün mü oğlum Allah'ın ki haleti? Ne aleti ya? Ya adamda tabanca vardı lan belinde. Bir de adama posta koyuyorsun. Ya ben görmedim tabanca mabanca ya. Görsem yapar mıyım? Ay, ay güzel. Allah'ım. Gel seni öpeyim lan. Lan çok da iyi adamdın ama yazık olacak sana ya. Ya bir dur Fikri abi Allah aşkına ya. Oğlum ben söyleyeyim sana, benim canım tatlıdır. Ben bundan sonra buraya gelmem, seninle işemeye bile gitmem. Ben aşağıdaki kahveye gideceğim, haberin olsun. Hadi, hadi sinsi. Bulmacaya devam et. Bir silah eksik daha. Yusuf, oğlum ben çıktım. Tamam.
ya. Vay be, ha, top kapmalar falan. Kaptanımız kim? Barış abi. Kestireç hadi. Ay be. Çak. Tık. Al bakalım. Aferin sana. Bana bak. Al. Yoruldum ya. Ne oldu? Arıza mı verdin? Yaşlıyım oğlum ben. Aha, korktum demiyorsun da. Bir şey diyeceğim, gelsene. Daha önemli bir ders senin için. İpucu vereceğim yani şeyle ilgili. Dikkat etmen gerek. Ya. Tek şey. Ya. Nereden? Dur. Dur. Neyse, al. Al. Şut çalış. Aa, ablam gelmiş. Sen git ablanın yanına ya. Yoruldun zaten. Kuzum, ay ne biçim terlemişsin ya. Kapı önünü. Abla, Barış abiyle efsane çalıştık. Barış abiyle çalışma nereden çıktı ismi? Kızdı mı? Kızmadı. Hadi. Hoş geldin, hayırdır? Eyvallah Cemil ya, bir 5 dakikan var mı, konuşsak mı? Tabii tabii, buyur otursana ya. Ya böyle ulu orta konuşmayalım ya. Ha. İyi gel, şu içeride konuşalım ya. Gel. Geç. Nerede kaldı lan bu herif? Gelmedi hala. Gelir abi şimdi. Bu koller ne böyle? Ne zaman geldi bunlar? Sen gerçekten aradın mı adamı? Yok, konuşmadım. Öyle telefonda konuşuyormuş gibi yaptım. Sinirden anlamadı zaten hiçbir şey. Geldi bu. Şimdi siktim belanı. Sen misin lan karama sarkan? Sensin değil mi? Geberteyim ulaşayım seni. Aslım dur! Ne diyorsun, ne karısı? Benim senin hanımınla ne işim olur Aslım? Bu mektubu sen yazmadın mı lan? Ha? Aşk mektubu yazmışsın karıma. Geberteceğim lan seni. Aslım manyak mısın? Ne karısı, ne mektubu? Bekle lan. Benim yazım bu. Bak bakayım ben mi yazmışım? Ruh hastası. Sen değilsin demek. Ya ben değilim. Sen hepten manyaklaştın abiciğim. Git bundan sonra malını kimden istiyorsan ondan al. Tamam? Bu herif yazmadıysa kim yazdı lan bunu? Ama bulacağım. Bulacağım Hikmet. Hikmet git. Hadi. Ha. Şimdi bu adamlar eski karının borcunu senden mi istiyorlar? Vallahi aynen öyle abi ya. Yani Tülay bir şey duymasın. Hatta hiç kimse bir şey duymasın. Yok. Ya bu herifler geliyorlar kahveye. Müşterileri de huzursuz ediyorlar. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Sana geldim yani. İyi ettin kardeşim. İyi ettin.
Çözeriz merak etme. Biz bu akşam Ahmet'le sana bir uğrarız. Ya bu adamların sağ solu belli olmaz ama polisi görünce de tırsarlar. Sen merak etme. Biz böyle birkaç gün düzenli size uğrarız, tamam mı? Vallahi eyvallah Cemil ya, sağ olasın. Ne demek? Ben gittim o zaman. Tamamdır. Hadi. Hadi. Hikmet? Ya ben de size geliyordum. Annem anlattı mahkemeye çıkmışsınız. Ben hemen gelecektim, siz bir toparlanın dedim. Nasılsın, mahalleye dönmek nasıl? İyiyim ya, iyi işte. Sen iyi misin, bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey olmadı, iyiyim. Ya Muzi, sen gitar almaya geliyorsun biliyorum ama ben vereyim gitar, olur mu? Eşyaları falan açamadık zaten daha, evde dağınık. Hikmet, gitar sende kalsın. Ben sadece sen nasılsın diye merak ettim. Ha, iyiyim işte, gördüğün gibi böyle. İyi tamam, görüşürüz. Görüşürüz.